Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Herkese merhabalar. Almus Yatırım için hazırladığımız gün ortası raporumuza hoş geldiniz. Sabah endekslerle ilgili bahsetmiş olduğumuz direnç bölgelerinin çalıştığını görüyoruz. Açılış sonrası 134.625 30 endekste görülen en yüksek seviye hemen endekse dönüp bu noktada gördüğünüz gibi mavi seviyeye ulaşamadan satıcılı bölgede seyreden bir hareket görüyoruz. Ve aşağıda da oldukça dar bir aralıkta tabii ki aşağıda 133.800'ü görmekteyiz ki tablomuzda satıcılı bölge hemen kıyısında olduğunu görüyoruz. Ve bahsetmiş olduğum üzere bu mavi ve mor hareketli ortalamalar geçilmediği müddetçe endeksin yukarı yönde gitme ihtimali azalmaya devam ediyor ve aşağıdaki ortalamalarda olduğu istek devam edecek gibi gözüküyor. Günün ikinci yarısında da eğer 134-350 yukarı geçemeyecek bir hareket görecek olursak 133-950 kırılabilir ve bu haftalıklarda aşağı yönde isteği devamlı getirecektir. Hemen buradan isterseniz 100 endeksten öğrenelim. 100 endekste bu şu an itibariyle baktığımızda yukarıda yine işaret etmiş olduğumuz 108-400-500 bölgesinin direnç olduğunu, aşağıda 107-800'lerin destek olduğunu görüyoruz. 107-800, 107-400. Yani bu 3 kademede seyrettiğini görüyoruz ve satıcılı tarafta şu an için 108-100 civarında olduğunu görüyoruz. Yani satıcılı bölgede seyrettiğini görüyoruz. Haftalıklarda da pivot bölgenin altında satıcılı bölgede, aylıklarda hala hazırda tabii ki alıcılı bölgede ama sonuç itibariyle 107'ye yakın olduğunu bu noktadan söyleyebiliriz. Hemen ben buradan hisseler tarafına dönmek istiyorum. Hisselerde de hızlı bir isterseniz şöyle bir geçiş sağlayalım, geçiş yapalım. Ve hisselerde 100 hisseye bir göz atalım. Yani şöyle ben birkaç ortalamayı sileyim. Sonra dolar ve altınla ilgili yine kısa bir değerlendirmemiz olacak. Amerika'dan gelecek önemli veriler öncesinde. Şimdi karşılaştırmamızı endekse göre yine yapıyoruz. Güçlü, zayıf şeklinde değerlendirmede bulunacağız. Şu an için hisselerle ilgili görüntü endekse göre, endekse paralel diyebiliriz. Bu noktada tabii ki yine önemli hisselere de şöyle bir göz atarak, çünkü anladığım kadarıyla çok da vakit kalmadı. Garanti Bankası endekse göre şu an için üstünlük ki, ama bugün endeksten biraz daha zayıf. Bu zayıflama yarından sonra biraz daha tekrar etkili olabilir. Halk Bank'a baktığımızda Halk Bank'taki durum, evet, endeksten zayıf seyir devam ediyor. Bu biraz daha devam edeceğine benziyor. Vakıf Bank'a baktığımızda da aynı durum söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu hareket biraz daha Vakıf Bank'ın aleyhine olacak gibi gözüküyor. Emlak Gayri Yatırım Ortaklığı'na yine şöyle bir bakalım. Endekse paralel gitmeye başladı ama endeksten zayıf hareketin önümüzdeki süreçte de devam etme ihtimali halihazırda söz konusu. Tüpraş'a bir bakalım arkadaşlar. Tüpraş'tan endeksten halihazırda güçlü, ortalamaların üzerinde ama şunu söyleyebiliriz. Daha önce görülen, yaklaşık 5 gün önce görülen zirve, endekse karşılaştırdığımızda bu zirvenin altında olduğu için biraz endeksten göreceli olarak zayıflama söz konusu diyebiliriz. Yani bu zirveyi şöyle TL bazında değerlendirdiğimizde 125-926'ların bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Hemen ben buradan TL bazından tekrar endeks bazında dönüyorum. Ve Petkim'e bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Önemliyse Petkim'de endeksten zayıflama süreci içinde seyretti. 1,5 ay neredeyse, hatta bu 3 ay bile diyebiliriz. Çünkü endeksten daha aşağı yönde bir trend söz konusu. Yataya girmiş durumda. Geçen hafta endeksten farklı olarak biraz daha tepki vermişti ama şu an için yataya girmiş durumda. Bu hareket biraz da endeks lehinde, yani endeksten daha zayıf seyir anlamına gelebilir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Ereğli'ye şöyle bir bakalım. Ereğli endekse paralel seyrediyor. Endekse gelebilecek bir satış Ereğli ile aynı. Ereğli'nin de endekse gelebilecek satış oranında bir kar realizasyonu görmesine neden olabilir. Endekse oluşabilecek yükselişte endekse birlikte paralel hareketi gösterebilir. Yani endekse paralel gittiğini söyleyebiliriz. Bunun ötesinde Yapı Kredi Bankası'na şöyle bir bakalım. Endeksten çok pozitif ayrışmıştı. O dönemi hatırlıyordur herkes. Sonra endeksten biraz daha zayıflama seyri içinde. Şimdi sanki endekse paralel gidebilecek bir hareket görebiliriz. Galatasaray. Evet, Galatasaray için de aynı şekilde olumlu bir
noktadan bahsetmiştik. Şu anki durum biraz daha pozitif hareketin devamını gösteriyor. Sanki önümüzdeki günlerde de bu hareket biraz daha Galatasaray lehine gelişecek gibi gözüküyor. İsterseniz bir de Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de evet hemen hemen tüm kötü beklentiler, tüm kötü senaryoların satıldığını düşünüyoruz biz. Hatta TL bazında bu noktada baktığımızda 36'lar çok önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe'de adeta bir endeksten bağımsız sürpriz bir hareket söz konusu olabilir. Bu anlamda izliyoruz Fenerbahçe'yi şu an için endekse paralel, hatta endeksten daha güçlü seyretmeye başladığını tahmin ediyoruz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta dün bahsetmiş olduğunuz pozitif ayrışmalar söz konusu. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Beşiktaş'ta pozitif ayrışmanın daha etkilerini görebiliriz. Ama bunun için en azından TL bazında da yukarıda dün bahsetmiş olduğunuz 4.90'lar üzerinde kapanışlar ilk kriterimiz olmaya devam edecek. Hemen yine ben TL bazında dönüyorum ve Trabzonspor'a bir isterseniz bakalım. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor da endeksten son dönemde bağımsız ayrıştı ama uzun vadeye baktığımızda gördüğünüz gibi endeksten ciddi anlamda zayıf. Tabii TL bazında yatay bir hareket endeksin yükselmesi sebebiyle ciddi anlamda endeksten negatif ayrıştığını gösteren bir tablo içinde. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de gördük bunu. Galatasaray'da da gördük. Galatasaray'da uzun vade gördüğünüz gibi. Beşiktaş'ta biraz daha zaman zaman pozitif ayrışmalar söz konusuydu. Gerçi Mart ayına kadar bu hareket söz konusuydu. Uzun bir süredir spor hisselerinde negatif ayrışma var. Sanki bundan sonra biraz daha pozitif bir ayrışma durumu söz konusu olabilir hisselerde, spor hisselerinde. Ben hemen buradan aklıma gelen şöyle birkaç hisseye daha bakmak istiyorum. Doğan Holding dediğimiz gibi aslında pozitif ayrışma devam ediyor. Burada pazartesinden sonra Doğan Holding'de hareketin tekrar geldiğini görebiliriz. Eğer yukarıda 1.05 üzerine atamayacak olursa bu büyük ihtimalle Doğan'da bir süre dinlenmeye neden olabilir. Kısa bir süre. Ama genel trend açısından baktığımızda hedefleri oldukça yukarıda odaklandığını bu noktada söyleyebiliriz. Bunun ötesinde öyle dikkatimizi çeken evet Türk Hava Yolları'na isterseniz tekrar şöyle bakalım. Evet, Türk Hava Yolları'da endeksten son 2 günde negatif ayrıştı. Bu hareket eğer bugün de şöyle TL bazında bakalım ortalamanın geçtiği 10 seviyesi 10 seviyesi üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe kar realizasyonu sabah bahsetmiş olduğumuz noktalara kadar devam edebilir. Bunun ötesinde tabii ki Aselsan var. Aselsan'da endeksten hali hazırda güçlü. Pardon, TL bazında güçlü. Endeksten de büyük ihtimalle güçlü. Aynı seviyelerde endekste. Hatta biraz daha 2 gün önce endeksin üzerinde seyretmiş. TL bazında yeni rekorlar da gelmiş. Hali hazırda şu an için baktığımızda gayet güçlü bir trend hareketi söz konusu. Ama endekse gelebilecek bir satışta da bu hisse de tekrar endeksle birlikte giderken endeksin kar realizasyonuna geçtiğinde 26 seviyesine kadar olabilecek bir kar realizasyonundan bahsedebiliriz. Şu anki durumda bunun ötesinde daha başka dikkat çeken hisse var mı? Evet, bir Pegasus ciddi anlamda bizim belki 12'lerdeyken bizi izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. 2016'nın son aylarında 12'lerdeyken bu hisseyle ilgili endeksten daha fazla girebilecek hisseler içinde gördüğümüz bir durumdaydı ve burada da gördüğünüz gibi 12'lerden neredeyse 30'lara gelen bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Bunun ötesinde yine Karsan bizim endeksten daha güçlü gördüğümüz ve endeksten daha güçlü gidebilme ihtimalini konuştuğumuz hisseydi ve bu hali hazırda hissede güçlü hareket var. Ve daha önceki endeks bazındaki karşılaştırmalardaki seviyelerin üzerine de çıkmaya başladı. Bu gayet olumlu. Önümüzdeki süreçte de devamını görebiliriz. Tabii ki detaylı bir şekilde hisse yorumu veya isteğiniz olduğunda anons yatırımla bu noktada irtibata geçebilirsiniz. Bunun ötesinde Türk Traktör'le ilgili bahsetmiş olduğumuz şunu demiştik. Uzunca bir süredir bu hisse endeksen bağımsız, yani endeks yükselirken bu hisse yükselmiyor. Düşüş trendinde, hatta bu düşüş trendi uzunca bir süre devam edebilir diyorduk ki uzun süredir bilançosu sağlam, temettü verimi iyi olan bir hisse olmasına rağmen biz bu hisseyi olumlu anlamda uzunca bir süre tavsiye etmedik ama son 3-4 haftada endeksten daha güçlü gidebileceğine dair, daha güçlü hareketler olabileceğine dair, hatta Ağustos'un son haftasında bahsetmiş olduğumuz bu hisse gördüğünüz üzere yaklaşık 82'den neredeyse
89 bölgesine doğru %9'luk bir yükseliş yapmış durumda. Önümüzdeki süreçte de büyük ihtimalle bu hissede bu olumlu havanın devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Bunun ötesinde başka sizlerle şu an için zaman açısından belki çok fazla değil ama İttifak Holding birkaç istek vardı. İttifak Holding'de bir hareketlilik söz konusu. Evet, şimdi TL bazına, endeks bazına dönüyoruz. Evet, endeksten ciddi olarak pozitif, negatif ayrışan bir hisse. Ama şu an için endeksten biraz daha pozitif ayrışabilir. Önümüzdeki süreçte biraz daha yukarı yönlü hareketlerini göreceğiz gibi gözüküyor bu hissede de. Global Yatırım Holding yine sizden gelen istekler çerçevesinde daha önce de bahsetmiş olduğumuz tarihi zirveler olarak bahsetmiş olduğumuz 4.70-4.50 bölgesine doğru hareketin devam edebileceğini bizi hatırlar, bizi izleyenler hatırlayacaklardı daha bu hissede. Üçlü seviyelerden başlayan rally ile birlikte bu hedefleri vermiştik ve şu anki görüntü gayet olumlu. GSD Holding belki yine istek bu noktada istekleri de değerlendiriyoruz tabii ki. GSD Holding'de de çok güçlü bir hareketten bahsediyorduk. Yani endeksten güçlüydü ve gördüğünüz gibi bunu TL bazına çevirdiğimizde hatta 0.60'lardan itibaren bahsetmiş olduğumuz bu hareketin şu an 0.90'lara ulaştığını, yeni rekorlar getirdiğini de buradan hatırlatmak isterim. Daha doğrusu son 15 yılın en yüksek seviyeleri, tarihi zirvesi 1.45'lerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu an için olumlu bir süreç içinde diyebiliriz. Belki Ersu ile ilgili bir yorum, istek söz konusu. Bunu da daha önceden yorumlamıştık. Ve bahsetmiş olduğumuz yine 1.70'ler görüldükten sonra çok normal işaret etmiş olduğumuz kar realizasyonu geldi. Ve 1.36 bu bölgede biraz daha sıkışacağı benziyor. Ama önümüzdeki süreçte şöyle bir endeksle karşılaştırdığımızda endeksten son dönemde güçlü giden bu hissenin uzunca bir süre endeksten negatif gitmiş. Şu an biraz daha endekse paralel gitmesi ihtimali söz konusu olur. Ben buradan hemen hisseleri bitirdik arkadaşlar. Dolar yorumuna geçmek istiyorum. Dolar yorumuna baktığımızda bahsetmiş olduğumuz 43 aşağıda, 44 yukarıda çalışıyor hala hazırda. Ortalamaların arasına sıkıştı. Ortalamaların üzerinde kalmıştı. Dünkü o satışın biraz ağır etkisi söz konusu olsa da biz öğleden sonra tekrar önümüzdeki saatlerde, daha doğrusu önümüzdeki günlük sürece yönelik dolardaki hareketin yukarı isteği arttırabileceğini, dolayısıyla TL bazında da baktığımızda sıkışan pozitif bir hareket görüyoruz. Amerikan verisi sonrası arkadaşlar, Amerikan verileri sonrası daha doğrusu 3.44'ler üzerinde kalıyorsa böyle bir harekette büyük ihtimalle biz tekrar dün görülen o seviyeleri, hatta bu seviyelerin üzerine gören bir hareketlikin içinde olabileceğini tahmin ediyoruz dolar TL'nin. Bunun ötesinde hemen isterseniz altın fiyatlarına getirelim. Altın fiyatlarında biraz daha zayıflama söz konusu. Eğer bugün altın 3.26 altında veya 3.18 altında kapanış yapacak olursa bu sabah da bahsetmeye çalıştığımız biraz daha belki önümüzdeki haftalara bile yayılabilecek bir düzeltme sürecini getirebilir. Bu anlamda daha önce de bahsetmiştik. Eğer bahsetmiş olduğumuz üzere 3.26 altında kapanış, hatta 3.20'ler altında kapanış görecek olursak bu düzeltme biraz daha devam edebilir. Bunun ötesinde şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek dileğiyle.